İnsan kaçakçıları sosyal medya üzerinden iş ilanı vermeye başladı. Lütfen dikkat. Üstelik yüksek kazanç vaadiyle bunu yapıyorlar. Kaçakları bir şehirden diğerine taşımak için kiralık araç ve şoför arıyorlar. Samet Öztaylan ve Arif Soner Kalkan bu iddianın aslı olup olmadığını araştırdı bugün. Bakın ortaya nasıl bir tablo çıktı. Mülteci taşıyoruz abi biz ama parası güzel. Tatmin edici bir parası var, sürekli sabit. İş sistemli. Öve öve bitiremediği iş insan kaçakçılığı. Kazancı yüksek diyor. Miktarı ise gidilecek şehrin uzaklığına ve kamyonetin büyüklüğüne göre değişiyor. 18 bin liradan başlıyor, 45 bin liraya kadar çıkıyor. Sosyal medyadaki iş ilanlarından bir kısmı panelvan şoförlerle alakalı. Ancak bunlardan bir kısmı da maalesef göçmen kaçakçılığıyla ilgili. Şimdi onlardan birini arayacağız, nasıl yaptıklarını soracağız. Kaç metreküp bu? Abi 15. Ona göre 40'lar önüne gidersen 18 bin TL net alıyorsun. Ücret kamyonetin büyüklüğüne, yani kişi kapasitesine göre değişiyor. Arabam büyük abi, yani normal panelvana ben açık söyleyeyim 28 kişi koyuyoruz normal panelvana. Kaçakçılar kendilerine kiralık nakliye aracı ve şoför ararken her türlü ihtimali de hesaplamış. Yol bilmene, iz bilmene, senin ehliyetin olmasına, arabanın sigortası olmasına, muayenesi olmasına bile gerek yok. Abi çevirme yani falan olursa ne olacak? Eskort arıyor, ben sana konum atıyorum. Sen buraya geldin. Konum hata hata geliyorsun. Tek sen gitmiyorsun. 4-5 araba peş peşe. Orada sizi topluyor. Bir kere görsen daha bırakmayacağına namusumu koyarım. Ben bu kadar söyleyeyim. Bu kadar basit aslında bir göçmen kaçakçılığı meselesi. Sadece bir telefonun ucunda, özellikle bunu sosyal medyadan yapıyorlar ve anlattıkları fiyat tarifeleri tamamen kan dondurucu. Kaçakçı 40'lar eline 18 bin, Çanakkale'ye 35 bin, İzmir'e ise 45 bin lira fiyat biçti. Ve yolda çevirme ihtimaline karşı da her plan hazır. Zaten 40'lar elinde atıyorum bölgeye gidişte 4 tane yol var. Eş dost var orada, tanıdıkları var. Nasıl diyor, var mı sıkıntı? Bu şekilde sağlam yapıyor. İzmir gişesine gelmeden 10 kilometre geride dinlenme tesisi var. Oraya mecbur giriyor. Orada bekliyorsun, ben çıkıyorum, gidiyorum gişeye bakıyorum. Gişe temizse abi tekrar bas diyorum sana. Basıyorsun. 3 dakika içinde, 5 dakika içinde çevirmeyi kurdu. Doğru mu? 2 tane dubaya bak. Abi diyorum hemen sağa çek, çek abi, yolcuyu indir. Üstelik son derecede pişkinler. Hiç yakalanmadın mı, ne bileyim, hiç denk gelmedi mi öyle 9 sene diyorsun? Ben mi? Neler geldi, neler geçti başına. Hmm. Şimdi senin gelip gelmeyeceğini bile biliyorum yani. Gelirsin, çalışırsın abi.